Son olarak dediğim gibi ya bunlar tarihi yargılamalar. Dünyanın gözü kulağı da bu davalarda. Kuşkusuz yani aynı geçmişteki gibi hep diyorum ya Giordano Bruno yargılanmış. Bunlar AKP Engizisyonu. Bunlar keşke yani ha burada şey yapmışsınız, savunma yapmışsınız, buraya müracaat etmişsiniz ya da AKP İstanbul İl Başkanlığı'na müracaat etmişsiniz. Aynı şey. Yani sarayın iki dudağı arasından okey çıkmadıkça hiçbir şey olmuyor. Adalette yaprak kımıldamıyor. Ülkede yaprak kımıldamıyor. Nasıl geçmişte Sokrates'i yargılayan hakimler bugün tarihin lanet sayfaları içerisindeyse bugün de sarayın despotizmiyle hareket eden hakim ve savcılar hukuk tarihinin, vicdanlı toplumların, namuslu insanların lanet sayfaları içerisinde yer alacaktır. Evet. Bunlar muhakkak surette soruşturulacaklar. Bakın nöbetçi savcı da diyor. Kesin eminim diyor soruşturulacaklarına. Örgütten diyor davalar açılacak. Biliyorum diyor yapılacağını. Kendisi de biliyor bunun bu suç örgütü faaliyeti olduğunu. Ama kısa dönemde herhalde mesleğimden olmayayım diye bu kadar kendini heder etti. Bu kadar üzüldü. Bu kadar ağladı. Bu kadar sıkıldı. Sigara üstüne sigara yaktı. Elleri titriyordu savcının. Elleri titriyordu sigarayı tutarken bile. Neden? Korkudan değil. Vicdan azabından dolayı. Bu kadar insanın beddualarıyla belki muhatap kalacak. Bu kadar insanın hakkına giriyor. Suçsuz yere. Bunu bile bile yaptığı için büyük bir vicdan azabı içerisinde. Zaten yanından ayrılırken size vicdan azabı dolu bundan sonraki ömrünüzde kolaylıklar dilerim dedim. Çok zor günler geçireceğimi biliyorum dedi o da. Bir tercihte bulundu. Dedim savcı bey bakın hayatınızda insan hani sınavlarla test edilmemiş bir hayat yaşanmaya değer mi? Değmez der Sokrates. Hayatınızda belki bir kez böyle bir imtihanı yaşarsınız. Bir kez ya asaletin tarafına düşersiniz ya namussuzluğun tarafına düşersiniz. Bir kez yaptığınız hareketle hukuk toplumunun, demokratik dünyanın kahramanı haline gelirsiniz. Sadece görevinizi yapmakla bakın ekstra bir şey değil. Karşınızda ölüm tehlikesi yok. Herhangi bir şey yok. Kaldı ki ölüm tehlikesi olsa bile biz sizden yine görevinizi yapmanızı isterdik. Fedakarlık isterdik. Böyle bir şey de söz konusu değil. Tarih size bir nam takacak şimdi. İnsanlar sizi o namla anacaklar. Size bir şu anda tarih bu insanlar hakimlere, savcılara kimlik dağıtıyor. Kimisine saray bendesi diye kimlik dağıtıyor. Kimisine de hakimdir, savcıdır diye kimlik dağıtıyor. Adliye koridorlarında gerçekten meslektaşlarınızın yüzüne nasıl bakarsınız dedim. Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız ya? Eşinizin yüzüne nasıl bakacaksınız? Böyle bir karar verdiğinizde eşinizin size olan saygısı bile daha fazla artar. Ne yapacaksınız yani böyle saray despotizminin hukuksuz ve kanunsuz işlerine alet olarak? Haklısınız dedi, üzüldü, gözleri doldu yine. Ama neticede bir kere daha bana değerlendirme fırsatı tanıyın. Yine tanıdık, sonra tekrar girdik içeriye. Bir saat daha, bir buçuk saat daha konuştuk. Yine ikna oldu. Ne olur bir kere daha bana değerlendirme fırsatı tanıyın. Yine tanıdık, yine çıktık dışarıya.